Maşallah Müslüman memlekette yaşıyorum zannediyorsun. Senin memleketin Müslüman mı? Müslüman memlekette sırtına kadar soyunup bir kadın vallahi ve billahi dolaşamaz. Olmaz böyle şey. İslam bütünüyle anlaşılmalıdır. İslam'ı bütünüyle telakki edeceksiniz. Ne namazı? Zaman zaman ve sık sık söylüyorum. Hazreti Mevlana'mız şöyle söylüyor. Kaddesallahu sırrahul aziz. Büyük Mevlana. Müslümanların yaşadığı cemiyetin tamamına İslam ve Kur'an hakim değilse orada namaz gayesine ulaşamaz diyor. Kadir gecesi gayesine ulaşamaz. İslam tamamen hakim değilse. Hocam İslam Türkiye'ye tamamen hakim değil mi? Vallahi değil. Niye? Sadece camide işte. Bak camide burada bir isyan yok. Camide açık saçık yok, camide içki yok, camide çalgı yok, pislik yok, camide kumar oynanmıyor, iyi, cami iyi. Müslümanların cemiyeti aynen şu camideki gibi olacak. Her yerde bu olacak. Cami kıldığın namazı da kaybedersin kardeşim, kaybedersin. Ne namazı? Zaman zaman ve sık sık söylüyorum. Hazreti Mevlana'mız şöyle söylüyor. Kaddesallahu sırrahul aziz. Büyük Mevlana. Müslümanların yaşadığı cemiyetin tamamına İslam ve Kur'an hakim değilse orada namaz gayesine ulaşamaz diyor. Kadir gecesi gayesine ulaşamaz. İslam tamamen hakim değilse. Sadece camide işte. Bak camide burada bir isyan yok. Camide açık saçık yok, camide içki yok, camide çalgı yok, pislik yok, camide kumar oynanmıyor, iyi, cami iyi. Müslümanların cemiyeti aynen şu camideki gibi olacak. Her yerde bu olacak. Camiden çıkıyorsunuz yeni camide, merdiveninizin üstüne öyle bir çıplak kadın oturmuş ki apış arası görünüyor. Ne Müslümanlığı bu be? Ve siz yaklaşıp da hanımefendi böyle oturamazsınız diyemiyorsunuz. Çünkü İslam hakim değil. İslam hakim değil. İslam hakim değil. Sen şekil Müslümanısın. Müslüman hakim olacak. Camide nasıl içki içilmiyorsa cemiyetin her yerinde de içki içilmeyecek. Ona İslam cemiyeti denir. Camide nasıl çıplak insan bulunamıyorsa caddenizde de çıplak bulunmayacak. O zaman İslam cemiyeti olursunuz. Ama şimdi cami ayrı, cemiyet ayrı. Caminin manzarası ayrı, çarşının manzarası ayrı. Cami Müslüman, çarşı kafir. Böyle cemiyet olur mu? Anlayın ne demek istediğimi. Ne demek istediğimi anlayın. İslam hakim olması lazım. Namaz kıl ama namazın gayesi, hedefi, manası ne? Mevlana öyle buyuruyor işte. İslam cemiyetinizin tamamına hakim değilse, sadece camide Allah diyor ve Allah'a itaat ediyorsunuz da çarşıda, caddede de aynı itaati yaşayabiliyor musunuz? Yok. Öyleyse böyle bir cemiyette namaz kılan Müslümanların akıbeti ne oluyor? Mevlana şöyle bir misal vermiş. Camide Müslümanlar testiyi Ab-ı Kevser'le, Kevser suyuyla testiyi dolduruyor, çarşıya çıkınca testi deliniyor, topladığı o Ab-ı Kevser sokaklara dökülüyor. Yazık, boşa gitti. Ne demek bu? Şunu misal veriyor. Camide namaz kılan Müslüman sevabını kazanıyor, caddeye çıkınca, çarşıya çıkınca çıplak dolaşan bir kadının af buyurun başına ve bacağına bir saniye şehvetle bakarsa
40 günlük namazının sevabı hemen siliniyor diyor. Sizin cemiyetinizde namaz da olmaz. Kadir gecesi de vallahi olmaz. Kadir gecesinin kaynağı İslam'dır. İslam var mıydı sokaklarınızda? Kadir gecesinin kaynağı Hazreti Kur'an'dır. Kur'an Türkiye'de tatbik ediliyor mu? Yok. Ortada Kur'an yok. Hangi Kadir gecesini kutluyorsun sen? Ne Kadir gecesi bu? Ya Kur'an-ı Kerim tatbik edilmiyor be. Kur'an-ı Kerim'in kendisi yok ortada, ahkamı yok ortada, ahlakı yok ortada, Kadir gecesinin kandilleri yanıyor. Uydurma kandil bunlar. Esas kandil biliyorsunuz Kur'an'dır. Açın Kur'an-ı Kerim okuyun, Siracem Münira diyor Cenab-ı Hak. Siracem Münira, ne demek? Işığını, nurunu, ziyasını Allah'ın yaptığı kandil Hazreti Kur'an'dır. Sizin minarenizde yanan kandillerin ışığını belediye elektrik kurumu yakıyor. O basit bir kandil, fani bir kandil, geçersiz kandil. Daimi, ebedi, baki olan kandil Hazreti Kur'an'dır. Bu kandilin yakıcısı Allah-u Teala'dır. Nerede bu kandil? Kur'an kandili nerede? Hani Kur'an'ın tatbikatı? Çok korkunç. Müslümanlar horul horul uyuyorlar. Ben her zaman şunu söylüyorum. Dünya üzerinde Müslümanlar horul horul uyuyor, kafirler harıl harıl çalışıyor. Çok çirkin bir tablo bu tabii. Ama bütün de umutsuz değiliz. İslam cephesinde, dünya İslam sahnesinde büyük gelişmeler var. Büyük uyanmalar var. Büyük dalgalanmalar, çalkalanmalar var elhamdülillah. Her şeye rağmen tam yek nesak, yek vücut, mütecanis, müttefik, müttehit bir cemaat değilsek de uyananlar var. Gençlerimiz var, genç kız kardeşlerimiz var, uyanan, örtünen, kapanan. Ve mesela dün mübarek Kadir gecesi, İster hakiki olsun, ister mecazi olsun, camilerin bir kısmını şöyle seyri temaşa ettiğimiz zaman gördük ki Allahu Teala'ya hamdü sena olsun, muazzam bir gelişme var İslam'da. Böyle camiler doldu taştı. Gerçi mütecanis, yani aynı cins, aynı kafada bir cemaat değiliz. Şimdi ben size şöyle bakıyorum, şu benim hitap ettiğim cemaatin tamamı aynı kafada değil. Kimisi faiz alıyor, kimisi faiz veriyor. Kimisinin karısı çıplak, kimisinin kızı çıplak. Yani alacalı bir cemaatiz biz yani. Sağlam bir cemaat değiliz, kusura bakmayın. Hacılarımız da böyle, hocalarımız da böyle. Geçen gün bir imam arkadaş bana darılmış. Ya bu hoca demiş, amma da ağır konuşuyor. Başver, böyle hocam olur demiş. Bu bela demiş Müslümana bak. O imamı buldum, gizlice araştırdım ki vallahi kızı, karısı çırçıplak o imamın. Tövbesiz imam. Utanmaz herif imam. Kızıyor. Yani daha hocalar safında, hocalar cephesinde bile doğru dürüst İslam yok. Cemaat ne yapsın? Parça purça. Cemaat demek aynı ipe sıralanmış tesbih taneleri demek. Tesbih var ya tesbih. Bir dini şahsiyetin, bir dini liderin etrafında tesbih taneleri gibi tevhidin ipine sıralanmış bir cemaat lazım. Yek vücut bir cemaat. Birisinin başına bir iş geldiği zaman hepsinin yüreği kan ağlayan bir cemaat. Böyle bir cemaat yok şimdi henüz. Gerçi uyanma var, toparlanma var, güzel ama henüz yek vücut bir cemaat yok. Mesela ben şöyle düşünüyorum. Şurada kendini bilmez bir adam çıksa da in hoca aşağı, in, in ve gasp etse, kahretse, gazap etse, beni bu kürsüden indirse, götürüp efendim birisinin eline teslim etse, şu caminin içinde %2, %3 insan ancak çıkar, takip eder diyorum. Gerisi Allah belasını versin.
aman deme lazım diye